Selamünaleyküm Kıymetli Rehber TV izleyicileri yeni bir Saadet-i Dairem programıyla daha karşınızdayız. Stüdyo konuğumuz her zaman olduğu gibi gene kıymetli hocamız Özkan Yaman. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah, sağ olun. Siz değilsiniz. Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Hocam bu haftaki konumuz ihtilattan sakınmak üzere olacak. Malumunuz birinci bölümümüzde Kur'an ve Sünnet'te aile var. Burada bir ayet, bir hadis paylaşımımız oluyor. Öncelikle hocam bir ayetimizi paylaşalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsap suresi 53. ayette Rabbimiz mealen buyuruyor ki onlardan peygamberin eşlerinden bir şey isteyeceğiniz zaman perde arkasından isteyin. Bu sizin kalpleriniz içinde, onların kalpleri içinde daha temizdir. Buyurmuş Rabbimiz. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. izleyicilerimiz saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Ee, i̇htilat nedir? Önce e, isterseniz onun üzerinde duralım. Evet hocam. Hani kadınla erkek nikahla birbirlerine helal olduktan sonra yani meşru hale geldikten sonra o birliktelikleri halvet dediğimiz bir olay var. Halvet birlikte baş başa kalmak demek. İhtilat da halvetten geliyor. Yani kişinin kendisine haram olduğu kimselerle baş başa kalması. Yani kadın erkeğin e, evli olmadıkları halde, e, bir arada bulunmamaları gerektiği halde birlikte bulunmaları. Kadınla erkeğin birlikte bulunması. Ama işte e, ne diyeceğiz? Helal olmayan bir şekilde birlikte bulunmasına ihtilat diyoruz. Kadın erkeğin birlikte bulunması. İhtilat. İhtilat, evet. Yani işte kişi e, diyelim ki yabancı bir kadınla bir odada hmm. niye birlikte bulunur? Yanında başka kimse yokken. Baş başa kalmamalı. Niye baş başa kalsın? Evet. Bir oda veya başka bir mekan da olabilir. Başka birisinin olmadığı bir yerde baş başa kalmaları. Bu Hı -hı. tehlikeli. Evet. Burada fitne var. Fitneye mahal var. Fitne ihtimali var. Ve buna ihtilat diyoruz. Tabii tabii. İhtilat diyoruz. Şimdi pek maalesef böyle yitirdiğimiz kelimelerden bir tanesi. Yani bu kelimeyi kaybettiğiniz zaman yerine başka bir kelime koyamıyorsunuz. Ee, mesela mahremiyet tam oturmuyor evet mahremiyetle alakalı ama e, şimdi bu çok önemli neden önemli ee, zinaya yol açacak e, işte günaha harama yol açacak e, bu tür adımların önlenmesi gerekiyor İslam e, literatüründe yani fıkıh usulünde e, buna set-i zera'i deniliyor Setti Zerai nedir? Günaha gidecek yolların kapatılması. Yani günahın zaten önlenmesi. Ee, bir de günaha götürebilecek. Ön tedbir gibi. Tabi tabi tedbir yani. Ee, dolayısıyla e, zinaya yol açabilecek veya başka bir takım günahlara yol açabilecek ihtilatın önlenmesi de Sett-i Zerai'nin konusu. Yani o başlık altında inceleniyor. Şimdi günümüz işte yaşam biçimi yani ne diyelim toplum yapısı daha çok şehirleşme üzerine şehir hayatı ağırlıkta değil mi? Eskiden kırsalda yaşayan yani köyde yaşayan çok iken şu anda şehirde yaşayan çok daha fazla. Dolayısıyla şehirde insanların iç içe bulunma durumu daha fazla. E evet. fitnenin daha fazla olduğu bir zamandayız bu açıdan. o yüzden kadın erkeğin iç içe bulunmasının doğuracağı değil mi? İşte günahların önlenmesi gerekiyor. İşte biz bunun için ihtilatı konuşuyoruz. Ne dedi ayet-i kerimede? Onlardan bir şey isteyeceğiniz zaman yani peygamber eşlerinden tabi bu ayetin öncesi ile birlikte okut okursak peygamber eşlerinden fakat peygamber eşleri derken bu ayeti biz diğer kadınlar için de anlıyoruz yani size mahrem işte olmayan değil mi yani birlikte bulunmanız haram olan kadınlardan bir şey isteyeceğiniz zaman perde arkasından isteyin bu sizin kalpleriniz içinde, onların kalpleri içinde daha temizdir. Şimdi perde arkasından isteyin derken e, burada e, bir e, hassasiyetten e, bahsediyor. Öyle değil mi? E, yani e, bir birlikte bulunmanın belki zaruri olduğu veya zaruret miktarı kadar olduğu durumlar olabilir. İşte e, diyelim ki siz bir e, fatura ödeyeceksiniz, gittiniz, e, faturanızı ödüyorsunuz. Orada bir bayan görevli var, etrafta kimse yok. Ama siz orada mecburen bulunuyorsunuz ve mecburiyet miktarı kadar nedir o? İşte faturayı ödeme ve alışveriş de diyebiliriz. Yani bir satıcıyla alıcı, birisi kadın birisi erkek olabilir. Mecburen almak zorundadır o alacağı şeyi. O alacağı şey ne ise sadece onunla sınırlı bir konuşma, yani bir işte isteme, alma, verme neyse ve ancak o zaruret süresince durma orada. Bunu herkes mantıken der ki bunda bir sorun yok. Öyle değil mi? Evet. Fakat bunun ötesine geçildiği zaman yani iş mecburiyetin ötesine geçtiği zaman ha orada tehlike var. İşte e, takva dediğimiz şey veya takvanın da ötesinde hani vera diyoruz. Yani şüpheli şeylerden de sakınmak. Yani fitneye yol açacak her türlü e, adımdan, sözden uzak durmak. İşte bunun yolunda ne olarak söylenmiş bir perde olsun aranızda denmiş mesela. Yani bu bir çözüm e bir mesafe olsun. Bir anladım. mesafe olsun. Bir engel olsun. Yani bu engel yoksa bu engeli siz kendi nefsinizde düşünün. Evet. Kendi zihninizde düşünün. Yani kendi zihniniz bir engel koysun oraya. İşte bu bu engel gözünüz olsun. Yani gözünüzle çevirin kendinizi. Gözünüzü çevirin. Bu engel diliniz olsun. Dilinizi tutun, yani başka şeyler konuşmayın. Bu engel işte e, duruşunuz, haliniz, yani o anki haliniz, içinizden geçirdiğiniz şeyler, onlara bir perde koyun yani. Bu perdede kasıt bu, bu kasıt bu demeyelim. Yani e, bu, bu şekilde de e, anlaşılabilir evet. bir, bir yerde. Evet, başka diğer ayet geçelim. Hocam, diğer ayetimiz Kasas suresi ayet 23. Medyen suyuna vardığında su almakta olan bir topluluk buldu. Onların gerisinde de iki kadın buldu. Dedi ki bu durumunuz ne? Çobanlar sürülerini sulamadıkça biz sürülerimizi sulayamayız. Babamız yaşlı bir ihtiyardır dediler. Evet ekranda kalsın e, bir okuyana kadar. Şimdi Hz. Musa Aleyhisselam'ın kıssasından değil evet, mi hocam. bir ayet bu? E, Hz. Musa Aleyhisselam Firavun'un sarayından kaçtığı zaman ki gençlik yılları diyeceğiz. Kaçtığı zaman işte Medyen denilen bir yere varıyor. Ve orada e, hayvanlarını sulamakta olan çobanları görüyor. Ve kenarda da iki tane kız. O kızlar o çobanların yanına gelmiyorlar. O kızların da yanında hayvanlar var. O hayvanları sulamak e, istiyorlar. Ama o, orada çobanlar olduğu için çobanların e, gitmesini bekliyorlar. Evet. Ayet ne dedi? Onların, o çobanların işte o topluluğun gerisinde iki tane kadın ve onlara sordu. Bu durumunuz nedir? Niye böyle bekliyorsunuz? Onlar ne dediler? Çobanlar sürülerini sulamadıkça biz sürülerimizi sulayamayız. Babamız yaşlı bir ihtiyardır. Yani çobanlarla birlikte aynı ortamda bulunmamak Hah, için. Aynı ortamda bulunamayız dediler. Şimdi biz burada bakın yine bir hassasiyet anlıyoruz. Yani ya iş gereğidir ne olacak işte. Yani mecburi yani hani mecburiyeti de esnetebilir insan. Hani herkese onu da göreceli yapıyorlar ya. Ya mecburuz. Niye niye mecbursun? O mecburiyeti sen kendin söylüyorsun. Öyle bir mecburiyet de yok. Şimdi burada e, bir iffet hassasiyeti var. Bir edep hassasiyeti var. Yani e, onlar be bekleriz bir şey olmaz. Onlar gittikten sonra bir sularız. Onlarla iç içe olmayalım yeter ki. Onlarla ihtilatta bulunmayalım yeter ki ve bu durumu Hazreti Musa'ya böyle açıkça ifade ettiler. Hazreti Musa işte onlardan birisiyle de evlendi değil mi Kıssanın sonunda? Evet. Devam edelim diğer ayette. Hocam bir sonraki ayeti kerimemiz Yusuf suresi 23. ayet. Evet Evinde kalmakta olduğu kadın ondan murad almak istedi ve kapıları sımsıkı kapatarak isteklerim senin içindir gelsene dedi. Yusuf dedi ki Allah'a sığınırım. Çünkü o benim efendimdir. Yerimi güzel tutmuştur. Gerçek şu ki zalimler kurtuluşa ermez. Şimdi Hz. Yusuf e, aleyhisselamın e, kıssasında e, işte imtihanın en e, ağır safhası burası. E, i̇htilat değil mi? Evet. E, kadınla erkek baş başa kalırsa ne olur? İşte o tehlikeye işaret ediyor. Ee, baş başa kalmak için kapıları sıkı sıkı kapadı. Yani öyle bir baş başalık ki bu, öyle bir halvet isteği ki yani hiç kimse e, sanki bizim bu halvetimizi e, bozamasın, göremesin, e, engelleyemesin şeklinde bir plan. Kapıları sıkı sıkı kapadı. Takınçamasın. Evet. Ee, ve ne dedi? Eee heytelek yani gelsene dedi veya isteklerim senin içindir dedi. Yusuf Aleyhisselam ne dedi orada? Maazallah, yani Maazallah da aslında eskilerimizin kullandığı bir kelime. Evet. Maazallah, Allah'a sığınırım. Evet. Aslında bunları tekrar yaşatmak lazım, diriltmek lazım. Yani hani maşallah, şu an yaşıyor, değil mi? Evet. İnşallah yaşıyor. Fakat maalesef bu tür unuttuğumuz ee, maazallah gibi çok hayati e, sözler de var. Maazallah. Böyle bir şey nasıl olur? Maazallah yani Allah'a sığınırım. Maazallah. Evet ne dedim? Maazallah. Allah'a sığınırım. İnnehu Rabbi e, benim efendim ahsene mesvaye. Benim yerimi, benim işte e, mevkimi, makamımı güzel tutmuştur. E, i̇nnehu la yuflihu zalim. Muhakkak ki zalimler iflah dedi Şimdi ben böyle bir ihtilatta bulunamam. Sen bana haramsın. Yaramızda bir nikah yok kaldı ki. E, sen evlisin yani. yani. Kat kat bir günah olur. Böyle bir şey olamaz. E, ancak bu durum ne zaman olabilir di? Ne zaman olabilir di? Sen işte nikah kıymaya müsait olsaydın, biz nikahlı olsaydık. Ancak o zaman olabilirdi. Dolayısıyla bu şu an bu ihtilat olamaz. E, olamaz. Ben böyle bir günaha girmekten Allah'a sığınırım. Ben böyle bir yanlışa düşmekten Allah'a sığınırım. Yine efendime ihanet etmekten de Allah'a sığınırım. Yani bu ayet-i kerimede e, Rabbi kelimesini alimlerimiz hem efendim diye anlamışlar hem de Rabbim diye anlamışlar. Hmm. Öncelikle tabii e, e, efendim derken Züleyha'nın kocası akla geliyor. Evet. Yani o ben, bana böyle imkanlar verirken, bana böyle güvenmişken, itimat etmişken ben nasıl ona ihanet ederim? Rabbim olarak anlarsak, yani Rabbim bana böyle lütufta bulunmuşken, yani beni bu sarayda bu şekilde yani aziz etmişken ben nasıl Rabbimin emirlerine karşı gelirim şeklinde de anlarız. Dolayısıyla ihtilattan apaçık men ediyor. Evet. Hocam Kur'an ve sünnette aile bölümümüzün bir de sünnette kısmı var. Bir hadis paylaşımımız olacak. Peygamberimiz buyuruyor ki erkeklerin teşkil ettiği safların en hayırlısı birinci saftır. En kötüsü de en son saftır kadınların teşkil ettikleri safların en hayırlısı en son saf, en kötüsü de en öndekidir. Buyurmuş Peygamber Efendimiz hocam. Ya şimdi e, hani bununla ilgili e, başka bir hadiste hadis de var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mescit inşa ettiği zaman Medine'de e, keşke kadınların da gireceği bir kapı yapsaydık diyor. Kadınların ayrıca gireceği ve bu kapı daha sonra yapılıyor o yapılıyor. Aleyhisselatü Vesselam zamanında yapılıyor. Ve o e, kadınların erkeklerin bölümünden girmesine izin vermiyor. Yani diyor ki kadınlar kendilerine has kapıdan girsinler. Yani mescide girip çıkarken bile ihtilat olmasın. İç içerik olmasın. Ya bu durum gözetilmiş hocam. Diye, tabii. Yani ayrı kapıdan girsinler. Şimdi e, en ön saf kimlere hastır e, dersek erkeklere hastır en arka saf kimlere has olmalı? Kadınlar has olmalı. Burada nahoş durumlar ortaya çıkmasın diye yani e, çünkü e, şeytan her e, ortamı fitne için kullanır, vesvese için kullanır. Dolayısıyla kadınların arkada olması onlara işte gözün ilişmemesi açısından, namazda huşunun, huzurun huzurun bunun, e, bozulmaması açısından önemli. Kadınların arkada durması onlar için daha iyidir ki ne dedi? Kadınların e, safların en hayırlısı en son saftır. Evet. En son saf. Dolayısıyla burada ihtilatta olmamış oluyor. Çünkü kadınlar en arkada oldukları için, erkekler önde oldukları için bakışlar farklı, mekan da farklı. Mekan arka, onlar arkada. Hatta e, biz e, başka rivayetlerde de görüyoruz ki arada perde var. Değil mi? Mescitte arada perde var kadınlarla, erkekler birbirlerini görmüyor. Ee, yani mesela Kabe-i Muazzama etrafında e, yani tavaf veya yani say e, veya diğer hac e, işte iba e, menasiklerinde, ibadetinde kadınlarla erkeklerin bir arada bulunması da aslında e, yer yer e, şey yapılmış, düzenlenmiş ama e, zor olduğu için yani orada bir, bir anlamda e, hani e, çaresiz kalındığı için e, Orada buna bir şekilde bir müsamaha gösterilmiş. Yoksa gerek mescitlerde, gerek başka ortamlarda kadınlarla erkeklerin bir şekilde birbirlerinden ayrı bulunması en iyisidir. En iyisidir. Niçin? Fitneye yol açmamak için. Evet. Evet, devam edelim. Hocam bir sonraki hadisi şerifimiz. Burada iki hadisimiz var hocam. Sakın bir erkek yanında mahremi olmadıkça yabancı bir kadınla yalnız kalmasın. Bir diğer hadiste de hocam dikkat edin. Bir adam mahremi olmayan bir kadınla baş başa kalmasın. Çünkü bu takdirde üçüncüsü şeytandır. Evet. Bu iki hadis de ekranda kalsın. La <laughs> yahluwenne. Burada e, yasaklıyor. Hem de tekitle yasaklıyor. Yani kesinlikle ve kesinlikle ee, yabancı bir kadınla bir erkek yalnız kalmasın. Yanında bir mahremi yoksa, evet. yani erkeğin bir e, işte kardeşidir, şeyi, eşidir, eşidir e, annesidir, kardeşidir vesaire, yanında yoksa o kalmasın. Yani kadının hatta alimlerimiz demişler ki e, kadının yanında başka bir kadın olsa bile o kadınla baş başa kalmasın. Hmm. Yani çünkü kadınlar oluyor yine fitneye mahal var. Dolayısıyla erkek erkek yanında herhangi bir mahremi yoksa veya kadının kocası yoksa yanında, evet. kadının veya işte ne diyelim kardeşi yoksa yanında o kadınla baş, aynı ortamda kalmasın. Şimdi alttaki hadiste de buna bir hikmet okuyoruz. Kalırsa ne olur? Üçüncüleri şeytan olur kadınla erkek, yanlarında başka hiç kimse yokken, bir ortamda baş başa kaldılarsa, yalnız kaldılarsa, üçüncüsü şeytan olur. Şeytan orada bir e, günaha, bir harama, değil mi? Bir zinaya e, sevk edebilir onları. Bir vesvese e, verebilir. Zemin hazırlamaya çalışır. Zemin hazırlayabilir. Yani. Ki e, maalesef e, günümüzde ee, bunun yol açtığı birçok e, olay var. Adliye yani adli olay var. Yol açtığı birçok yanlış var. Evet. Hocam bir sonraki hadis şerifimiz. Benden sonra erkeklere kadınlardan daha zararlı bir fitne sebebi bırakmadım. Şimdi e, kadınların kadınların fitne oluşu e, ne, nereden kaynaklanır? İşte bu tür sınırlara Dikkat edilmemesinden kaynaklanır. Yoksa kadın niye fitne olsun? Ama sen eğer kalkar da baş başa kalırsan, bu sefer e, kadın senin için fitne olur. E, veya sen gözüne dikkat etmezsen, bakışlarına dikkat etmezsen, kadın senin için fitne olur. E, veya sen gerçekten de e, konuşmana, yani onunla konuşmana dikkat etmezsen, o senin için fitne olur. Şimdi kadın için de aynı şey geçerli. Eğer kadın giyimine değil mi, giyimine tesettürüne iftine namusuna edebine dikkat etmezse kadın çok büyük bir fitne olur. Çok büyük fitne olur. Tahrik dediğimiz şey şehvetleri tahrik eder mesela. Şimdi dolayısıyla burada fitneye mahal vermeyecek. Hani fitneyi uzaklaştıracak akla getirmeyecek kapı açmayacak şekilde bir bir sistem işletmek lazım. yani öyle davranmak lazım. kişinin kendine o öyle bir kırmızı çizgi çizmesi lazım. Yani ben kesinlikle şu sınırı aşmayacağım. Mesela bir kadınla nerede olursa olsun? Yani haram olan bir kadınla, ben kesinlikle baş başa kalmayacağım, helalim olmayan yani eşim olmayan veya işte ne diyelim annem bacım olmayan gibi bir kadınla yabancı bir kadınla yanımda başka kimse yoksa yanımızda kimse yoksa ben baş başa kalmayacağım aynı ortamda kalmayacağım gibi evet. bir sınır çizmesi lazım veya dediğimiz gibi yani gözümü haramdan sakınacağım diye bir sınır çizmesi lazım bu sınırları çizmedikçe kadından daha zararlı bir fitne olamaz. Yani günümüzde böyle. Şimdi bunu konuşurken bir de neyi konuşmuş oluyoruz? Sanal ihtilatı konuşuyoruz. Sanal ihtilat. E, tabii de onu konuşmamız lazım. Evet. Şimdi maalesef şimdi e, evet belki aynı ortamda yalnız kalmıyorlar yabancı kadınla ama nerede yalnız kalıyorlar? Dijital ihtilat. Dijital ihtilat. İnternette yalnız kalıyorlar. Yani e, işte bir WhatsApp halveti yaşıyorlar. Yani bu da mı buna dahil oluyor? E, e, tabi. Yani. Sosyal medya. Yani yüz yüze görüşmek e, karşı karşıya Tabi tabi bu, bu tür bu, böyle bir halvet yaşıyorlar. Evet. E, şimdi bir de orada nasıl olsa diyor bizi kimse görmüyor. Evet. Bu yazılarımızı sadece ikimiz görüyoruz. Bu konuşmayı sadece ikimiz duyuyoruz. Başka kimse görmüyor. E, o aynı mekanda bulun, bulunmanın zahmetine de girmiyoruz nasıl olsa filan gibi. E, şimdi bu şekilde bir ihtilat. Daha tehlikeli, daha riskli, yani şu açıdan daha tehlikeli. Yani e, burada yalan, burada e, hepsi var. Karşıdaki kişi e, sizi tam olarak bilmiyor, siz onu tam olarak bilmiyorsunuz. Artı e, bunun kolay olması, bunun bir tuşla, bir dokunmayla gerçekleşiyor olması bir harfe dokunmakla, bir mikrofona dokunmakla, bir kameraya dokunmakla ne bileyim. Ulaşılabilirliği de çok kolay. Çok kolay olması çok evet. çok daha tehlikeli. Yani buna düşme, bu bu günaha bulaşma şeyi çok daha fazla. Dolayısıyla sanal ihtilat, sosyal medya ihtilatı, telefon ihtilatı, bunu da unutmamak lazım. Bundan da kesinlikle sakınmak, uzak durmak gerekiyor. Niye? Çünkü bunların hepsi bizim için e, ateş demek, azap demek, hem bu dünyada azap demek, bu dünyada da bela demek, musibet demek, çile demek. E, e, yani e, bu dünyada da karşılığı var. Ama öbür tarafta çok daha dehşetli karşılığı var. Evet, evet hocam Allah razı olsun. Hocam son hadis-i şerifimiz. Dünya tatlı, göz kamaştırıcı ve çekicidir. Allah onu sizin kullanmanıza verecek ve nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyaya aldanmaktan sakının, kadınlara kapılmaktan korunun. Çünkü İsrail oğullarında ilk fitne kadınlar yüzünden çıkmıştır. Buyurmuş Peygamberimiz? Evet, dünyanın e, cazibesi, dünyanın e, hani e, bir anlamda e, günaha meylettirici, aldatıcı zevkleri e, hep herkes için bir risktir. E, şimdi e, kadınlara kapılmaktan korunun. Derken kadınlar yüzünden dünyanızı, ahiretinizi berbat etmekten korunun. Yani yuvanızı yıkmaktan korunun işte değil mi veya yani ateşe düşmekten korunun. Şimdi İsrailoğullarında ilk fitne kadınlar yüzünden çıkmıştır. Yani geçmiş kavimlerde kadınların yol açtığı felaketler, tehlikeler bellidir. Sadece İsrailoğulları da değil. Yani mesela bir büyük diyelim ki tarihi olan bir Roma yani medeniyetinde veya bir Yunan değil mi geçmişinde, onlar şehvetlerini kontrol etmedikleri için, yani bir helal haram sınırı belirlemedikleri için, ne yapmışlar? Bir süre sonra, o arada işte hayvandan daha aşağı bir biçimde. Bir, bir araya gelmişler. Sonra eşcinsellik, lutilik vesaire gelişmiş. Yani çünkü bir yerde durmayacak o. Bir yerde durmayacak. Yani şu an bugün de işte benzerlerini duyduğumuz bir şekilde. Yansımaları var hocam. Şimdi, tabii yani bu çünkü e, bu öyle bir şey ki esveli safiline yani çukurların en dibine düşmeye devam ettirecek insan. Düşürmeye devam ettirecek. O yüzden e, bunların başında ne var? Bunların başında e, işte o kadınla ilgili kısmı var. Yani kadınla ilgili e, sınırlara, e, kurallara, hem fıtratta olan, vicdanda olan kurallara, hem vahyin getirdiği sınırlara, Kur'an'ın, sünnetin getirdiği sınırlara, yani İslam'ın çizdiği sınırlara e, riayet edin ki siz de geçmiş kavimler gibi silinip gitmeyesiniz. Helak olmayasınız. Yani gücünüzü, devletinizi yitirmeyesiniz. E, zelil olmayasınız, rezil olmayasınız. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. İkinci bölümümüz kulağa küpe güzel söz. Bu bölümümüzde İslam alimlerinden hocam bize mesajlar, ifadeleri bakıyoruz. Burada Bediüzzaman Said Nursi'nin bir ifadesi. Bir meclisi ihvana güzel bir karı girdikçe riya, rekabet, haset damarı intibah eder. Demek inkişafı nisvandan medeni beşerde ahlakı seyyiye inkişaf eder. Evet yani aslında ezberlenecek e, güzellikte bir e, söz, bir becize. E, bir meclis ihvana, kardeşlerin bulunduğu bir topluluğa, bir meclise değil mi, bir e, kalabalığa bir kadın girdiğinde e, ney hareketi geçiyor? Riya rekabet, haset bunlar uyanıyor, intibah eder dedi uyanıyor. Yani o kadın girince ona karşı gösteriş yapan erkek, hmm. onun ilgisini çekmeye çalışan erkekler, işte veya böyle onunla bir şekilde bir konuşmaya çalışan erkekler. Bir de bunun yanında o değil de ben onunla görüşeyim, onu değil de beni seçsin, ona değil de bana meyletsin, yönelsin diye haset edenler, haset edenler rekabet edenler ne yapıyor bu sefer o kardeşlerin arasındaki e, o e, muhabbeti ülfeti dostluğu zedeliyor evet. e, şimdi bunu ister başı e, örtülü ister başı açık fa fark etmiyor yani burada işte e, meselenin aslında can damarı da biraz burası yani kadın girdiği zaman eğer bir de kendisine dikkat etmeyen bir kadınsa yani sınırları e, riayet etmeyen bir kadınsa yani konuşmasına bakışına gülüşüne yürü, yürümesine değil mi evet. özen göstermeyen yani bir sınır koymayan bir kadın ise bu tehlike daha fazla. Şimdi bir de kadınların e, makyaj yapması var yani düşünün ki güzel bir kokuyla erkeklerin içine giren bir kadın ne kadar e, tehlikelidir güzel bir kokuyla veya yüzüne bir, bir, bir takım makyaj sürerek e, giren kadın veya işte bir takım ziynetini yani altın yüzü, küpe neyse bunları takarak giren kadın. Dolayısıyla bu, bu kadında dikkat etmiyorsa, kadın da bir e, yani bir fitneyi kendisi körüklüyorsa o zaman bu riya, rekabet, haset damarı daha da fazla olur. E kadın girdiği zaman o erkeklerin illaki eğer çok böyle o böyle nasıl diyelim takvaya uyan erkekler değilse, ehli takva değillerse ki onları da bulmak zor bu zamanda. O zaman o kadınla ilgili hepsinin zihninde bir şeyler gelişebilir. Bir şeyler gelişebilir. İşte o kadının yanında daha farklı davranma. Yani riya dedi ya. Yani normalinden daha değişik davranma. Daha böyle sanki çekici davranma, daha farklı davranma değil mi mesela? Yapmacık davranma gibi e veya haset. Demek inkişafı nisvandan medeni beşerde ahlak-ı seyyiye inkişaf eder. Yani atasözü gibi değil mi? Evet, i̇nkişafı evet. nisvan kadınların ortaya çıkması, kadınların toplum içerisinde fazlaca karışması, mecburiyet olmadığı halde karışması, hmm. gereksiz yerde insanlar içerisinde bulunmaları, inkişafı nisvan, kadınların toplum içerisinde fazlaca karışması. Medeni beşerde yani günümüzde ahlak-ı seyyiye kötü ahlak inkişaf eder. O ortaya çıkar. Kötü ahlak ortaya çıkar. İşte haset ortaya çıkar, riya ortaya çıkar, zina ortaya çıkar, aldatmalar ortaya çıkar, yu, yuvalar, yuvalar yıkılır vesaire. O oluyor, oluyor, oluyor. Bunların hepsi e, oluyor. Bunun sebebini bir yerde nereye bağladı? Kadınların işte e, böyle gereksiz biçimde toplum içinde bulunmasına bağlan. Evet hocam. Hocam bir sonraki bölümümüz bir kural bir düstur. Burada konumuzu özetleyecek maddelerimiz var hocam. İhtilattan sakınmak için dört şeye kuralımız var hocam. Bunların ilki şeytan damarda dolaşır. Ya Şimdi ihtilatı ne, ne dedi? İhtilat neydi? E, yabancı kadınlarla Baş başa bulunma, evet. yalnız başına bulunma, evet. değil mi? İhtilat mıydı? Şimdi şeytan damarda dolaşır. Kim söylüyor bunu? Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Peygamber Efendimiz söylüyor. Ne zaman söylüyor? Bir defasında bir çarşıda bir annemiz ki Safiye annemiz olduğu söylenir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor. Çarşıda insanların gördüğü yerde. Aleyhisselatü Vesselam'la bir şeyler konuşuyor. Sonra ayrılıyor. Tabi artık kapalı yüzü kapalı olduğu için kim olduğu bilinmiyor. Bu durumu da iki tane sahabe uzaktan görmüşler. Yani Efendimizin yanına bir kadının geldiğini. Aleyhisselatü Vesselam onunla böyle çok yakın biçimde konuştuğunu filan görmüşler. Onlar giderken Aleyhisselatü Vesselam onları çağırıyor. Safiye Validemiz ayrılmış oradan. O iki tane sahabeyi çağırıyor. Ne diyor onlara? O gelen kadın annenizdi. Yani hmm. Safiye annenizdi. E, i̇çinize bir şey gelmesin diyor. Yani e, içinizden bir şeyler geçmesin. Sakın ha. Yani bir art düşünceye art, düşmeyin. Tabi art düşünce olmasın. Yani şimdi burada sahabe tabi diyorlar. Ya Resulallah biz niye bir art niyetli olalım? Yani Bizim içimizden öyle bir şey geçmez ki deyince, onlar böyle deyince ne diyor aleyhissalâtu vesselâm? Hayır. Şeytan aynı kanın insan damarında dolaşması gibi, hmm. şeytan da insanın içinde dolaşır. İnce de bir tabir. İnce e, de tabi. Yani damarlarda gezer. Dolayısıyla şeytan şimdi siz buradan ayrıldıktan sonra içinize ne yapacak? Kimdi o acaba? Peygamber Efendimiz bak hem bize şöyle söylüyor hem de kendisi kadınlarla konuşuyor gibi. Şimdi bu, bu dile gelecek, dilden yayılacak toplum içerisinde. O herkes üzerine bir şeyler ekleyecek değil mi? Dedikodular, iftiralara, şunlara, bunlara dönüşecek. Dolayısıyla şeytanın içimizde dolaşma ihtimalini veya dolaşma gerçeğini yani böyle bir hakikat te karşı tedbirli olmak. Yani o günahtan uzak durmak. Zaten aleyhissalatü vesselam ne buyurdu? La akle ket tedbir buyurdu. Yani tedbir gibi akıl yoktur. Yani en akıllı insan günahlara karşı, tehlikelere karşı tedbir alandır. Yani öyle değil mi? Biz öncelikle ahiretteki tehlikeleri düşüneceğiz. Yani cehennem tehlikesine karşı kendimize e, haramlardan uzak durma gibi bir tedbir alıyoruz. Değil mi? Yani yarın işte Rabbimizin huzurunda, mahkemeyi kübrada karşımıza bu günahlar çıkmasın diye şimdiden kendimize tedbir alıyoruz. Hı. Ve şeytan da bize işte fitne vermesin, vesvese vermesin diye tedbir alıyoruz. O sınırlara riayet ederek. İkincisi? Hocam ikinci maddemiz şehvet içte bir ateştir. Şimdi şehvet ateşi diyoruz. O yanar insan içinde. Şimdi siz e, en fazla dikkat etmeniz gereken e, araçlar nedir dersek dersek ateştir herhalde en başta. Ne diyor? Silah diyoruz. Şeytan doldurur diyoruz. Evet. evet. Aman ha silahı doğrultma birisine Şeytan doldurur filan. Şimdi ateş de öyledir yani. e Şimdi e, maalesef e, bugün her tarafta orman yangınları haberlerini duyuyoruz, izliyoruz. Yani o niye? E, çünkü o, o dikkat edilmeyen ateş kocaman bir ormanı yakar. edebiliyor Şimdi insan içerisinde de sürekli yanan bir ateş var. Ne o ateş? Şehvet ateşidir. Siz o ateşi sınırlamazsanız, yani o ateşi bir kabın içerisinde sınır, tutmazsanız veya işte e, kapatmazsanız, o ateş ne yapar? Ya, sıçrar, başkasını da yakar, toplumu da yakar, kendi geleceğinizi yakar, kendi iz izzetinizi yakar, hürmetinizi, itibarınızı yakar yani. O yüzden o şehveti o şehvet ateşini bir kabın içerisinde tutmak, bir yerde sınırlamak, yani kontrol altında tutmaktır işte haramlardan uzak durmak, ihtilattan uzak durmak, yabancı kadından uzak durmak, yani yan yana olmamak, baş başa olmamak, iç içe olmamak, iç içe olmamak. Dolayısıyla eğer siz bu sınırları aşarsanız, gözünüzle harama bakarsanız, şehveti işinizden atlayan, dışarıya bırakmış oluyorsunuz o ateşi. O ateş sizi yakar, çevrenizi de yakar, ailenizi yakar. Dedik ya şerefinizi yakar o ateş. Üçüncüsü şahit olarak Allah yeter. Üçüncü kuralımız. Ha, ayette, ayet değil mi? Ayet okuyoruz. Ve kefa billahi şehide diyor okuyor. Şimdi e, yabancı kadınla baş başa kaldığınızda siz yalnız mısınız? Yalnız değilsiniz. Halbuki as, işin Aha, aslı. Birisi daha var. Evet. Birisi daha var. Ee, şimdi sizin yanınızda zaten iki tane melek var. Evet. En az. Yani işte yazıcı melekler var. Değil mi? Koruyucu evet. melekler. Melekler var. Ama meleklerin de üzerinde, meleklerden de öte Hak Teala var. allah evet. Teala var. Ne olarak var? Basir olarak var. Yani sürekli gören. Ne olarak var? Semi' olarak var. Sürekli işiten. Habir olarak var. Haber alan. Latif olarak var. Yani var da var. E şimdi dolayısıyla siz e, o anda yalnız başına olduğunuzu düşünerek e, bir e, yani e, hafiflik, bir işte nasıl diyelim, nasıl olsa, Gevşeme, evet. nasıl olsa diye bir şeye düşerseniz o zaman hapı yuttunuz. <laughs> şimdi o meşhur hadis-i şerifi hatırlayalım. Hani mağarada e, üç kişi mahsur kalmıştık, mağaranın kapısını bir taş kapattı filan. O üç kişiden birisi nasıl dua etti? Dedi ki ben işte akrabam olan bir kızla diyor baş başa idim. Yani onunla akraba derken hani ya amcam kız mı diyor. Bir, bir kızla baş başa idim ve onunla diyor işte zina edecektim baş başa. Ve kadın kız dedi ki Allah'tan kork benim mührümü bozma dedi. Yani bu işi yapma dedi ve ben o anda diyor senin beni gördüğünü şey allah Teala ya Rabbi diyor sen o anda beni gördüğünü benden haberin olduğunu ve e, senden korktum diyor o anda onu düşündüm senden korktum ve o günahı işlemedim eğer bunu senin için yaptıysam bu taşı e, aç diyor kaldır buraya şimdi dolayısıyla e, yani e, Rabbimizin her anımıza şahit olduğunu her an bizimle beraber olduğunu bilmek zaten o günahtan uzak durmayı da inşallah getirir. Evet. Hocam ihtilaptan sakınmanın son kuralı da şuursuzluk fitneye kapı açar maddemiz. Şimdi şuursuzluk aslında günah işlenmenin bir yerde ana sebebidir. Yani insan ne zaman günah işler? Şuurunu yitirdiği zaman ve şuurunda olmadığı zaman, şuursuz olduğu zaman. hatalar hep öyle değil midir? Ya şuurumu kaybetmişim. Kendimde değildim, Bilinç cinnet yok. geçirdim Bir an ne yaptığımı bilemedim evet. ee, ah, ah ah keşke o anda Kendimde olsaydım Şu an gidin hapishanelere O cinayet işleyenler, zina edenler Hepsi aynı şeyi söylüyor Bir anda diyor ne yaptığımı bilemedim Bir Kontrollü anda aklım başımda e, şuurunu kay... evet. Ama burada siz şuurunu, Şuurumu kaybettim diye şey Özürlü sayılmazsınız Mazur sayılamazsınız hmm. Yani bu sizin için bir mazeret sayılamaz Şimdi adamı öldürmüş. E valla ne yapayım işte o anda kendimi değildim. E o zaman seni affedeceğiz. Öyle bir şey yok. Yani şuur her zaman kişinin beslemesi gereken, her zaman koruması gereken var, temel varlığıdır. Şuur. Farkındalık diyoruz ya, fark etmek, e fark etmek. E Bu o kadar önemli ki işte şeytanın varlığının farkında olmak, vesvese verdiğinin şuurunda olmak, günah işlediğimiz zaman ne hale düşeceğimizin şuurunda olmak. Hmm. Neyi kaybedeceğimizin şuurunda olmak. Karşıdaki kişiyle aramızdaki mesafenin şuurunda olmak. o ortamın neyi gerektirdiğini şuurunda olmak. Veya ben bu adımı atarken ölçülerimin farkında olmam lazım. Yani onun şuurunda olmak. Ya bir dakika ben şu anda bu kadınla Burada baş başa, baş başayım ama bu yanlış. Tehlikeni de şu. Bu yanlış. Mi? Benim hemen bu ortamı değiştirmem lazım. Evet. Hemen buradan çıkmam lazım. Bu böyle olmaz. Yani o anda benim ölçülerim neyse onu hatırlamak, onun şuurunda olmak. Şuursuzluk, şuursuzluk bir sonraki günaha kapı açar, fitneye kapı açar. O yüzden böyle şuursuzluğun affı yok yani şuursuzluğa götürecek her şeyden de İslam ne yapıyor? Koruyor insanı, sakındırıyor. Mesela içki içerseniz şuurunuz yara alır diyor, değil mi? İçki içerseniz şuurunuz gider. O zaman içmeyin. İçki içmeyin yani. Eğer siz namaz kılmazsanız, sizde şuursuzluk olabilir. O zaman namaz kılın. Eğer siz kumar oynarsanız şuur su şu, parayla ilgili şuurunuz gider. Aile ile ilgili şuursuz şuursuz olursunuz. Şu günahı, şu haramı işlemeyin ki şuurunuz gitmesin. O yüzden kişinin şuurunu koruması, şuur şuurlanması, şuurunu yenilenmesi ki buna bilinç de diyeceğiz, farkındalık da diyeceğiz, hatırlamak da diyeceğiz değil mi? Ee, bunları yenilemesi, buna dikkat etmesi lazım. Eyvallah. Evet. Hocam dördüncü bölümümüz aile haberleri. Hocam bu bölümümüzde topluma örnek olabilecek, örnek teşkil edebilecek vakaları dile getiriyoruz. Haberimiz Siirt'ten gelen bir haber. Siirt'te yaşayan 39 yaşındaki Mehmet Çelepkolu 15 yıllık eşi Aysel Çelepkolu'nun böbreğiyle yaşama tutundu. Eşi için canını vermeye hazır olduğunu ifade eden Mehmet Çelepkolu evlenmek için onu 6 yıl bekledim. Bu davranışıyla beni çok mutlu etti dedi. Fedakar eş de şöyle bir ifade ediyor. Eşime böbrek yetmez, yetmezliği teşhisi konulduktan sonra diyalize girdim. Diyalizden sonrasında ben çok üzülmeye başladım. Doktorlarla görüştüm. Bağışçı olmak istedim ve eşime organ naklini kabul ederek yaptığım evet. Sağlığına kavuştu diye ifade. Yani kadın kocasına veriyor böbreğini. Evet, Şimdi ne dedi? E, evlenmek için onu altı yıl <laughs> bekledim dedi. Evet. Demek öncesinde, e, yani burada bir vefa da var. Evet. Sen beni altı yıl bekledin, ben de sana <laughs> böbreğimi veririm gibi. Ya tabii örnek haberleri e, yaymak lazım. Hani dedik ya kötü şeyler maalesef çabuk yayılıyor. İyi şeyler duyulmuyor bile. Şimdi deseniz ki bu hangi haber kanalında geçti? Ya, Buna hangi televizyon kaç verdi? Gördüm. Hangi gazete verdi? Yok. Çünkü bir şey şiddet olacak ki içerisinde. Kötü olacak ki yayılsın o. İnsanlar Aa, nasıl öldürmüş, nasıl vurmuş, nasıl kesmiş, nasıl bitmiş. Maalesef. Bunları konuşuyor insanlar. Ama böyle güzel şeyleri kimse haber de yapmıyor. Haber değeri de görmüyor. Yani. Ne olmuş buna vermişse vermiş yani vermiş ya filan gibi sıradanmış gibi, gibi. <laughs> sıradanmış gibi yani. hayır öyle değil bu sıradan bir olay değil tebrik ediyoruz kendisini e, ne diyelim e, keşke bu tür örnekler çoğalsa evet. Allah razı olsun hocam son bölümümüz 5. bölümümüz tavsiye kitap konumuz ihtilattan sakınmak üzerine buradaki tavsiye kitabımız da hocam medeniyetlerde kadın ve evlilik isimli bir kitaptır Nusret Kara biberin kaleminden çıkmış burada bir e, ön tanıtımı var. Dikkat edin, sizin kadınlarınız üzerinde haklarınız, kadınlarınızın da sizler üzerinde hakları vardır. Hazreti Adem'den günümüze kadar gelen süreçte toplumda kadın mevhumunu ele alan Müslüman bir kadın hangi vasıflara sahiptir? Sahip olduğu haklar nelerdir? Ve benzeri birçok konuyu hadis ve ayetler ışığında anlatan bir eser, bir çalışma. Evet, her programımızda bir kitap tavsiyemiz var. Ee, ne kadar çok bu konuları hatırlasak, bu konularla ilgili yazılmış eserleri okusak, e, o kadar e, şuurlanmış oluruz. Şuurumuzu yenilemiş oluruz. Meselenin şuurunda e, oluruz. O, oluruz. Ve inşallah e, günahlardan da uzak durmuş oluruz. Daha önemlisi haksızlıklardan, değil mi? Haksızlık evet. yapmaktan uzak durmuş oluruz. Çünkü bizim e, işlediğimiz hataların Tamamı neyle alakalı? Nereden geliyor? Unutkanlığımızdan geliyor. Okuma işimizden geliyor. Bilgilerimizi tazeleme işimizden, şuurumuzu birincimizi yenileme işimizden geliyor. Sen nasıl bu hatayı yaparsın? Dediğimiz insan aslında uzun süredir bilgisini yenilememiş, tazelememiş şuurunu tazelemiş. Güncellemek o, mi diyelim hocam? Güncellememiş. Evet, evet tam, tam, öyle diyebiliriz. Medeniyetlerde kadın ve evlilik Hazreti Peygamber'in aile hayatı diye e, ayrıca almış Nusret Karabiber. Teşekkür ediyoruz. E, ne diyelim Rabbim okumayı nasip eylesin ya. O kadar. Hocam programımızın sonuna gelmek üzereyiz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey. Yani yabancı kadınla bir arada e, bulunma, bulunmak tehlikelidir. Fitneye yol açar. Ee, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bundan sakındırmış. Ee, biz de inşallah sakınmaya çalışalım. Allah razı olsun. Hocam ihtilattan sakınmak üzerine konuştuk. Görüşlerinizi kıymetli tavsiyelerinizi aldık. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Cümlemizde Hocam. inşallah. Değerli izleyiciler, Bir Saat İktidari programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizlere Allah'a emanet ediyoruz efendim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.